Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Orhan. Ben Reyhan. Şimdi bugün de size Karagül serimizin Ramazan ayında vazgeçilmez lezzetlerinden simit dolmasını yapmaya çalışacağız. İlk önce malzemelerimizi tanıyalım. Simit dolması için neler yapacağız Reyhan? Hamurumuz için malzememiz neler? Evet. Şekerimiz, tuzumuz, sütümüz, suyumuz, unumuz. İç malzeme kıyma, soğan, biber, domates, maydanoz. Bunları rondodan geçirdik, hazır ettik. Karabiberimiz ve pul biberimiz. Şimdi hamurumuzu içeride yapalım. Bunları istersen yağ tarafı alalım. Burada da ilk önce suyumuzu koyuyoruz. Mayamız 1,5 kaşık kadar. Bir tatlı kaşık şeker. Böyle karıştıralım. Mesela kıyma böyle alın. Böyle alın. Ben oradan sana bir daha yiyelim. Şöyle bir yaklaş yap. Görsünler. Evet. Ben yardımcı oluyorum. Ben bu zamana iki tepçe döktüm. Şimdi baharatlarımız koyuyoruz. Karabiberimizi. Biraz pul biber. Çektiğimiz maydanoz ve domatesi şimdi içine karıştırıyorum. Biraz daha pişmeye bırakıyoruz. Evet, iç malzememiz de hazırlandı. Şimdi altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi her şey yalan, bu gerçek. Bütün hepsini aslında ne yaparlardı Reyhan? Bütün içini, dışını, her şeyi herkes yapabilirdi. Mühim olan neydi? Hamurunu yapmak. Simit hamur, simit dolmasını nasıl hazırlıyoruz? Esas mesele bu. Şimdi hamurumuz kabardı. Güzel de kabarmış. Kuru bir zemine unu koydun. Hamurumuzu, kabarmış hamurumuzu üstüne boca ettik. Elimize yapışan bir hamur var ya. Evet. Dıştan içe doğru yine topluyoruz. Normal ekmek yaparmış gibi. Şimdi şöyle hamurları şu şekilde bezeler haline ayıracağız. Bir avuç dolusu hamurumuzu kesip ayırıyoruz. Yapmış.
Tamam, sen nasıl istersen o şekilde yap. Zaten bunu ne yapacak yapanlar? Kendine göre ayarlayıp hamurunu ona göre yapacaklar ve çok veya az olarak kendileri ayarlayacaklar. Şimdi ne yapıyoruz? Ekmek gibi, ekmeği yaparmış gibi içe doğru. Evet. İlk önce tepsimizi unuyoruz. Tepsimizi unladık. Sıra geldi simidi yapmaya. Buna galeta unu veya başka bir yapmaya gerek var mı? Yok. Normal un yapıyoruz biz. Şu şekilde. Ediyorum. Evet. Büyük olan bu arkadaşlar. Herkes görünce aa diyecek, bu kadar kolay mı? Ama gerçekten bu kadar kolay. Fazla sıçratmadan tabii. Güzelce açıyoruz. Bu karamürsel simit dolmasını bilenler bilir. Aynen bu şekilde yapılıyor. Tepsimizi de kabaracak. Yerleştirdik. Orada da bekleteceğiz. Kabarmasını bekleyeceğiz. Bir daha gösterelim şöyle. Çok basit aslında. Ama herkes nasıl yapacağım diye düşünüp duruyor. Aklına gelmiyor belki de. Çok yapılan bir şey olmadığı için bunu yapmak başlangıçta belki birazcık zor gelebilir ama el alışınca şıkır şıkır oluyor. Bu hamurlar kendi kendine dururken güzelcecik bir kabarıyor. Kabardıktan sonra tam kıvamına geliyor. Bundan sonra şöyle bir şey yapalım Reyhan. Böyle yerleştirdik. Böyle bekleyecek. Bunlar şişecek, kabaracak. Kabardıktan sonra 180 derecede ısıttığımız fırınımıza servis edeceğiz. 180 derece candır değil mi? Kim söylüyordu onu televizyon programlarında? Bir tane televizyon programındaki aşçımız 180 derece candır diyor. Evet, 180 derecede ısıttığımız fırına sürdükten sonra kaç dakika? Dakikası yok belki. Üstü pembeleşinceye kadar bekletiyoruz. Tamamen ekmek gibi kızartmıyoruz. Çünkü daha sonra İçiyle beraber yine kızartacağız. O yüzden fazla kızartmıyoruz. Evet, şimdilik bu kadar. Şimdi 180 derecede kaç dakika olmuş? 5, 10, 15, 20. 15 ila 20 dakika arasında fırında beklettiğimiz, 180 derecede fırında beklettiğimiz simit dolmalarımız hafif pembeleşti ve yenisini de sürelim hemen.
180 derecede yine 15-20 dakika bekleyecek. Şimdi biraz kapatalım. Birazcık sıcağını alsın. Kapandı. Bunun sonucunda ne olacak? İçimizi dolduracağız. Dolmaların tekrar fırına girecek çünkü. Tamam. Bekliyoruz. Pişirdiğimiz simit dolmalarımızı eşit aralıklarla kesiyoruz. Evet, şimdi kestiğimiz, hazırladığımız simit dolmalarını doldurmaya başlıyoruz. İçimizi hazırlamıştık. Bu şekilde içimizi simit dolmalarının yarılan tarafına doğru dolduruyoruz ve tepsimize tutuyoruz. Sonunda içini doldurduktan sonra yumurta, yoğurt, yağ ve tuzla oluşturduğumuz sosumuzu simit dolmalarının üzerine ilave ediyoruz. Onların fırında kızarmalarını ve güzel bir